Bugüne kadar Bolu'muzda adalet hizmetleri alanında Bolu Adliyemiz 2018 yılında hizmete alınmıştı. 25 bin metrekare kapalı alanı olan Bolu Adliyemiz, Bolu'muzun ihtiyacına cevap verecek nitelikte hizmete girdi. Yine Bolu'muzda ceza infaz kurumlarımıza ilişkin yatırımlar oldu 2013 ve 2021 yıllarında. Şu anda yatırım programında olan Gerede Adliyemiz var. Gerede Adliyemizin 1 Eylül 2023 tarihinde proje ihalesini gerçekleştirmiştik. Ve 27 Eylül'de de müteahhit firmayla sözleşmeyi imzalamıştık. O günden itibaren proje çalışmaları devam ediyor. Şu anda uygulama çalışmaları, uygulama projeleriyle ilgili son safhaya geldik. Ve inşallah tamamladıktan sonra da inşaat programını alarak Gerede ilçemizi de depreme dayanıklı bir adliye hizmet binasına inşallah kavuşturmuş olacağız. Gerede'de Seviler Mahallesi'nde inşa edilecek 5.949 metrekare kapalı alana haiz olacak bir adalet binamız olacak. Tabii Bolu'da özellikle 4 divanda üniversitemizin rektörümüzle de yaptığımız istişareler neticesinde 4 divanda özellikle Adalet Bakanlığı'na personel yetiştirecek ceza infaz kurumu programı ve adliye personeli, mahkeme büro personeli yetiştirecek programlar Meslek Yüksekokulu'na, Ekrem Doğanay Meslek Yüksekokulu bünyesinde inşallah 4 divanda bunlar gerçekleşecek ve 4 divan ilçemizde de yine bu programların yer aldığı, öğrencilerin yetişeceği bir ceza infaz kurumu projemizde yer alıyor. İnşallah onları hayata geçireceğiz. Tabii son bir yıl içerisinde Bolu Adliye Teşkilatı'nı güçlendirmenin gayreti içerisinde olduk. Yeni mahkemelerin kurulmasını sağladık. Yargının işleyişini hızlandırmak, davaların bir an önce sonuçlanmasını sağlayabilmek için Bolu'muzda 2 Sulh Hukuk Mahkemesi, 3 Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Asliye Ceza, bir de infazla ilgili toplam 10 mahkemenin kurulmasını sağladık ki yargının işleyişi hızlansın, vatandaşlarımız yargıdaki gecikmelerden yakınmasın diye bunları gerçekleştirdik. Ve personel olarak da 24 personelin atamalarını Bolu'muza gerçekleştirdik. Ve bu mahkemelerde görev yapacak 8 hakim ve savcının atamasını da son bir yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduk. 2004'te 47 hakim vardı. Şu anda 85 hakim ve savcıyla yargı hizmetleri burada adaletin tecellisi yolunda teşkilatımız çalışmalarına devam ediyor. Buradan da diğer programlarımıza geçeceğiz. Ve Bolu'muzdaki yatırımları hem yerinde görmüş olacağız hem de Bolu hemşehrilerimizle hasbihal edeceğiz. Ayrıca adliyemizi ziyaret edeceğiz. Adliyede hakim ve savcılarımız ve personelimizle bir araya geleceğiz. Onları dinleyeceğiz.
ve onlardan aldığımız özellikle iletmek istedikleri hususları da inşallah yargının daha etkin işlemesi bakımından inşallah uygulamaya koymak üzere onların tecrübelerini adliyede paylaşacağız. Bugün gündeme dair birkaç soru soralım. Evet. Hoş bulduk. Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı atama kararları da dahil olmak üzere verdiği iptal kararıyla ilgili sürecin nasıl işleyeceğine dair size sormak isterim. Şimdi tabii değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı kanun hükmünde kararnamenin bazı maddelerinin iptaliyle ilgili kamuoyunda bazı tartışmalar ve bazı yanlış anlamalar da var. 703 sayılı kanun hükmünde kararname Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeden önce 2017 anayasa değişikliği yapıldı. 2018 seçimleriyle de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi fiilen seçimler sonunda Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle beraber hükümet sistemi 2018 tarihi itibariyle başladı. Tabii 2017 anayasa değişikliği sonrası Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi fiilen başlamadan önce parlamenter sistemin son bakanlar kurulu kanun hükmünde kararnamesi olarak 703 sayılı kanun hükmünde kararname Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yetki kanununa dayanılarak çıkarılmıştı. Tabii burada bazı hususlar, bu kararnamede yer alan bazı hususların kanunla düzenlenmesi gerektiği noktasında Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı oldu. Bu karar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemeyecek konuların kanunla düzenlenmesi gerektiği yönünde bazı tespitleri oldu Anayasa Mahkememizin. Tabii bu yanlış aktarılmaya çalışıldı bazı yorumcular tarafından. Anayasamızın 104. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri açıkça sayılmıştır. Cumhurbaşkanı devletin başıdır, devletin birliğini temsil eder ve yürütmenin başıdır, yürütmeyi temsil eder. Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarabilir. Anayasamızın amir hükümleridir bunlar. Ve Cumhurbaşkanı üst kademe yöneticilerini atama yetkisi de anayasadan kaynaklanan bir yetkisidir Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ve Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenemeyecek hususlar da yine anayasamızda belirtilmiştir. Anayasamızın ikinci bölümünün 1, 2 ve 4. kısımlarında sayılan temel haklara ilişkin, siyasi haklara ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılamayacağı yönündedir. Aynı zamanda bir kanun hükmü varsa, kanunla düzenlenmiş bir konu varsa o konuda da Cumhurbaşkanı kararnamesinin çıkarılamayacağı yönündedir. Münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken hususlarda da Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılamayacağı yönündedir. Burada atamalara ilişkin herhangi bir yetki tartışması söz konusu değildir. Sadece parlamenter sistemde kanunla düzenlendiği için ve sonrasında kanun hükmünde kararname ile çakışan durumların 12 aylık süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kanunla düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir Anayasa Mahkemesi kararıdır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın zaten üst kademe yöneticilerini atama yetkisi anayasadan kaynaklanan bir yetkidir. Ve yürütmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamelerini de çıkarabilir. Tabi burada parlamenter sistemde kanunların her konuda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılması noktasındaki bir sınırlama söz konusudur. Bu da önümüzdeki süreç içerisinde parlamentomuzda bu uyum yasalarının yapılması, çıkarılması ile ilgili yoğun bir çalışma parlamentomuzu bekliyor. Hızlı bir şekilde bu uyum sürecini kanunlarımızda yapılan değişikliklerle, gerekirse anayasa değişiklikleriyle, tabii tüm bu tartışmaları da ortadan kaldırmak için de demokratik, sivil bir anayasayı inşallah Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başında, Türkiye yüzyılının başında gerçekleştirerek kanunlardan, anayasalardaki yorum farklarından, anayasanın maddelerindeki yorum farklarından kaynaklanan tartışmaları da sona erdirmiş oluruz diyorum. Sayın Bakan, evet. İki sorum var benzer başlıklarda. Biri DEM Partili Van Tatvan Belediye Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafının indirilmesiyle ilgili bir süreç vardı.
soruşturma süreci ne durumda? Ne yapılacak? Bir diğer soru da Hakkari Belediyesi ile ilgili bir görevlendirme yapılmıştı. Orada başka görevlendirmeler olacak mı? Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde kurallar vardır, anayasa vardır, kanunlar vardır. Herkes bu anayasa ve kanunlarla bağlıdır. Dolayısıyla herkes bu kurallara uymak mecburiyetindedir. Ülkemiz 40 yıldan bu yana terörle mücadele ediyor ve bu uğurda bölücü terör örgütüyle mücadelede çok büyük bedeller ödedik. Şehitler verdik. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasının önünde en büyük engel maalesef terör örgütü oldu, bölücü terör örgütü oldu ve terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülkeyiz. Bu anlamda birlik beraberlik içerisinde olmalıyız milletçe terörle mücadele konusunda. Özellikle milletin oylarıyla seçilenler, demokratik siyaset yapmak isteyenler gerek parlamentoda gerek yerel yönetimlerde bu konuda milletimizin birlik ve beraberliğini bozacak tutum ve davranışlardan kaçınmak durumundadır. Tatvan'da ve bazı belediyelerde gördüğümüz devletin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımızın resminin kameralar eşliğinde bir takım beyanlar kullanılarak indirilmesi birliğimize yönelik bir saldırıdır. Dolayısıyla hem Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir hakarettir hem de milletin birliğini, beraberliğini bozmaya yönelik bir tutum ve davranıştır. Bu konularda Cumhuriyet savcılarımız eğer bir suç unsuru görürlerse zaten bağımsız ve tarafsız yargı olarak soruşturma açıyorlar. Tatvan'da da böyle bir soruşturma açılmıştır. Bu tutum ve davranışlara milletimizin birlik beraberliğini bozmaya yönelik bu tür eylemlere fırsat vermemek lazım ve herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım. Hakkari Belediye Başkanı ile ilgili olarak da tabii mecliste de yoğun tartışmalar olduğunu görüyoruz. Anayasamızın 127. maddesi var. Anayasamızın 127. maddesinde mahalli idarelerin organlarıyla ilgili olarak eğer bu organlar, bu organların başındaki belediye başkanı, meclis üyeleri haklarında bir soruşturma ya da kovuşturma olmuşsa İçişleri Bakanı'nın görevden alma yetkisi var. Bu anayasadan kaynaklanan bir yetki. Yine belediye kanununun 45 ve 46. maddelerinde de anayasanın 127. maddesine dayanarak hakkında bir soruşturma ya da hakkında bir terör soruşturması ve davası söz konusuysa İçişleri Bakanı'na anayasadan kaynaklanan bu yetkiyle geçici olarak, bu geçici bir tedbirdir, geçici bir tedbir olarak görevden alma yetkisi ve oraya vekaleten şartları uygun olan bir yöneticinin görevlendirilmesi konusundaki yetkisi de belediye kanununda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Hakkari Belediye Başkanı hakkında terör nedeniyle soruşturma vardır. Ayrıca devam eden bir davası vardır. İlk derecede de hüküm verilmiştir. Anayasadan ve belediye kanunundan kaynaklanan bir yetki söz konusudur. Milletin oylarıyla seçilen yerel yöneticiler, belediyelerimiz hükümetten aldıkları, merkezi hükümetten gelen milletin kaynaklarını, milletin parasını millete hizmet olarak aktarmak durumundadırlar. Dolayısıyla bu hassasiyeti göstermeyenler olursa, terörle ilgili özellikle terör soruşturmaları ve kovuşturmalarına muhatap olurlarsa uygulamalarıyla ve tutum ve davranışlarıyla bu konuda anayasamızın 127. maddesinin ve belediyeler kanununun 45 ve 46. maddesinin uygulanması durumunda hiç kimsenin bunda yakınmaması lazım. Çünkü anayasanın amir hükümleri, kanunlarımızın amir hükümleri bunlar da hepimizi bağlayan hususlar. Evet. Evet, onunla ilgili iade sürecini biz başlatmıştık. Gerekli dosya münderecatını tercüme ettirdik. Hem Macarca hem İngilizceye tercüme ettirdik. Macaristan'daki muhataplarımızla da görüştük. Orada 40 günlük bir geçici tutuklama kararı verilmişti. O süre içerisinde iade yargılaması gerçekleşecek ve o yargılama neticesinde de Türkiye'ye iade edileceğini umuyoruz.